Hocam hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aslında çok güzel bir model var burada. Yıllardır herkes Altın Ordu modelini konuşuyor ama kendi imkanlarıyla, kendi tercihiyle altyapısına yönelmiş. Geçen seneki Gençler Birliği'nin U21 takımından kadro kurmuş. İkincilikte oynatan bir Hacettepe var. En yakışık hoca da sendin zaten buna. Hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. Bir de maç değerlendirmesini alayım hocam. Teşekkür ederim. Gerçekten bizim uzun yıllardır Gençler Birliği altyapısında tüm hocaların hayaliydi. Böyle biz altyapıdan bir oluşumla yukarıda görev almak. Onların başında da kulüp beni uygun gördü. Emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Hepsini temsil etmeye çalışıyorum en iyi şekilde. Gerçekten inanılmaz bir keyifli takım kurduk. İlk bölümde, ilk yarıda özellikle çok üstündük. Pozisyonlar bulduk, kullanamadık. Etkili oynadık. Çocuklar büyük, müthiş bir özgüvenle oynadılar. Fedakarlıkla oynadılar. İkinci yarının bir 10 dakikasında bocaladık. Onun dışında yine oyuna ortak olduk. Yani birçoğu ilk defa profesyonel oldu. Böyle bir ligde kendilerinden 8-10 yaş büyük abilerine karşı olağanüstü mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu takımın amacı kesinlikle Gençler Birliği'ne önümüzdeki yıllarda oyuncu kazandırmak, Türk sporuna oyuncu kazandırmak. Gençler Birliği'nin bir kalitesini, kültürünü ülkeye daha net bir şekilde tanıtmak, en öne çıkmak, en ön saflarda yer almak için bu yola çıktık. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok. Kenarda bekleyen oyuncularımız da hazır vaziyette. Hepsi gözümüzün içine bakıyorlar. Gençler Birliği'nin Hacettepe kulvarında en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Hacettepe takımı çok iyi yerlerde bitirecek. Grubundaki maçlarını çok iyi şekilde temsil edecek kulübümüzü. Buna eminim. İnşallah güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Uşakspor'a da başarılar diliyorum. Hocam bir şey vardı. Sanki lig yeni başlıyormuş gibi bir havası yoktu takım. Sanki yıllardır beraber oynuyorlar evet. gibi. Onu direkt ikinci ligde yansıttılar. Sanki hiç ikinci lig acemiliği yoktu takımda daha önce. Şöyle söyleyeyim. Bu daha da oturacak mı? Ben şeyi göremedim örnek veriyorum. Bir tecrübe eksikliği vardı sanki sahada. İkinci yarının başlarında hatta son bölümüne kadar bir uşağın baskısı vardı. Orada takımı toplayacak sahne içerisinde bir abi eksikliği vardı sanki. Yanlış mı hissettim, yanlış mı yorumladım? Yani bu konu çok hassas bir konu. Bir abi getireceksiniz takıma 30 yaşında. Çok kişi söyledi benzer şeyleri. Oradaki bir genç oyuncunun önüne çıkacaksınız. Bizim amacımız maç falan da kazanmak değil zaten. Oyuncuları kazanmak, her bir şekilde oyuncu kazanmak. Çünkü bu forma o kadar değerli ki. Bu çocuklar karda, kışta, yağmurda, ceplerinde dolmuş otobüs parası olmadan buralara gelip gittiler. Hiçbirinin önüne dışarıdan hiç kimseye getirip koymayı düşünmedim. Oynuyor oynuyor da tecrübe kazanacaklar. Acemilikleri gidecekler. Hiç sorun değil. Hatalarından da ders alacaklar. Yani bugün ben gerçekten gurur duydum hepsiyle. Olağanüstü mücadele ettiler. 2-3 maç sonra bunu da söylemeyeceksiniz. Tecrübesiz oyuncu sahada olmamış olacak göreceksiniz. Aldığımız mesafeyi de herkes görecek. Ben çok mutluyum oynanan oyundan. Skor da önemli değil. Yani aldığımız bir puan tabii ki başlangıç için iyi ama bundan sonra daha iyi olacak eminim yani. Hocam da Gençler Birliği'nden bahsedelim. Gençler Birliği 4-4 yaptı. Güzel bir seri yakaladı. Evet. Ama orada asıl altyapı ilgilendiren özellikle Mert'in sürekli kesinlikle forma kazanması ve dün Berat'ın harika sonradan oyuna girip harika bir performans göstermesi. Onlarla ilgili ne diyeceksiniz? Daha orada bekleyen başka futbolcular da var. Rahmetullah var. Evet. Taha var. Şu anda gerek altyapıyla Hacettepe'nin ilişkileri, Hacettepe ile Erkan Hoca'nın Gençler Birliği takım ilişkileri inanılmaz üst seviyede. Hiç olmadığı kadar üst seviyede. Kesinlikle böyle. Orada oyuncular kalmasın, kenarda altyapıdaki oyuncular kalmasın diye Hacettepe'de iki oyuncu Serdar Can'la İlker bugün hastalandı. Son dakikada hastalandı. İkisini mesela orada kalsalar belki maç oynayamayacaklardı. En azından dolu dolu bir sezon geçsinler diye biz aldık. Çok iyi bir iletişim var Erkan Hoca'yla. Oradaki Mert'in ve ortadaki Bebeat'ın performansı bizi müthiş mutlu etti. Aynı şekilde seneye de oraya vereceğimiz 8-10 oyuncu olacak. O kadar bir geniş kadromuz var ki isim telaffuz ederken birbirinden ayırt edemiyoruz ama Erkan Hoca'ya buradan belki de devre arasında büyük bir destek olacak. Bu konuda tereddüt yok. Onunla ilişkilerimiz üst düzeyde. Gençler Birliği yeniden eski günlerine Hacettepe'nin desteğiyle çıkacak diye düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum Erkan Hoca. İnşallah özlenen bir şeyi gerçekleştirecek hedefini. Bütün kalbimiz onunla aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.